Tabii ki Elif Eda Hoca'nın senaryo dersi. Ben hikaye toplamayı seven ve bunu yazmayı seven bir insanım. Doğal olarak senaryoda bu anlamda bana çok güzel şeyler kattı. Benim için çok çok güzel oldu Elif Eda Hoca'yı tanımak. Ethem Hoca'nın görüntü yönetmenliği dersi çok keyifliydi. Bu arada onunla, hocayla vakit geçirmesi çok güzel. Ethem Hoca derse geldiği zaman arada hiçbir şekilde mesafe kalmıyordu. Sanki sınıf arkadaşımız gibiydi. Sanki boş dersteyiz ve bir arkadaşımız çıkmış sahteye bir şeyler anlatıyor gibiydi. Ve gerçekten alanında çok uzman birisi. Sinan Hoca bize yönetmenlik dersi verdi. Ve tarzı, anlatış şekli falan benim çok hoşuma gitti. Ve ben zaten yönetmenliğe ilgi duyan bir insanım. Bölümüm de medya ve iletişim. Zaten bu alanla iç içeyiz bir bakıma. Sinan Hoca'nın tarzını da çok sevdim, enerjisini çok sevdim. Dersleri çok keyifli geçti. Yani ders arasında çok ayrım yapmak istemiyorum ama kendi ilgi alanlarım doğrultusunda senaryo ve özellikle görüntü yönetmenliği dersleri benim için daha iyi geçti. Hani senaryo derslerinin özgünlüğü, görüntü yönetmenliği derslerinin ise sıkıcı olmayan, daha aslında bizim yaş seviyelerimize uygunluğu bayağı güzeldi. Benim için favori olan dersim Sinan Serter'le yaptığımız yönetmenlik dersleriydi. Yönetmenlikte olan böyle eksiklerimi onunla beraber kapattığımızı düşünüyorum ve yaptığı derslerde hem bu işin çok keyifli olduğunu gösterdi hem de zorluklarından bahsetti. Kendi hayatındaki deneyimlerinden bahsetti. Çok güzel bir iletişimimiz oldu. En sevdiğim ders kendi alanım olduğu için en sevdiğim ders senaryo oldu. Hem hocamız da bayağı coşkulu ve yaşatarak bize anlattı. O şekilde teşekkür ediyoruz. En sevdiğim hocam sonradan değişti tabii. Ethem Hoca'yı çok beğendim. Çünkü gerçekten benim bütün eksik bildiğim her şeyi çok net bir şekilde, çok profesyonel bir şekilde aktardı. Ve ben kameradan çok korkan birisiydim. Elimi alamıyordum yani. Okuldaki ödevleri zor yapıyordum. Arkadaşlarım desteği olmasa hiç yapamazdım hatta. Ve beni kameraya öyle alıştı. Çok fazla işin tekniğini gösterdi. Ve bize ödevler verdi. O ödevler sayesinde biraz biraz böyle kendimi açtım ve şu an kamerayı çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi ayrıca seviyorum. Yani yeni hobiler edindim. Aynı zamanda bununla beraber kendi senaryo çalışmalarımız oldu. Bunlara hocamız ele olabildiğince imkanlarımız dahilinde yorumladı, değerlendirmelerini yaptık. En çok senaryo dersinden istifade ettiğim konulardan bir tanesi de diyalog yazımı konusunda oldu. Çünkü bütün senaryoyu şekillendiren ve hayat bulduran en önemli şeyin diyalog olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da kazanımlarımız gerçekleşti.